Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bursa Cumalıkızık Mahallesi'ndeyiz. Flora Yapı'ya ait Flora Vita evlerinin örnek dairesini gezeceğiz. Gelin birlikte detaylara bakalım. Proje ile ilgili genel bilgiler vermek istiyorum. Şu anda Yıldırım ilçesindeyiz, Cumalıkızık Mahallesi'ndeyiz. Konum olarak Değirmenönü Cumalıkızık metro istasyonunun hemen önündeyiz. Proje 3 bloklu bir site arkadaşlar. Açık yüzme havuzu, yürüyüş alanları, basketbol sahası, kapalı otoparkı ve site güvenliği mevcut. 3+1 daire ve dubleks daire olarak tasarlanmış. Şu anda biz 3+1 normal daire tipini geziyoruz. Gelin devam edelim. Daireye girdiğimiz andan itibaren biz arkadaşlar solumuzda görüntülü bir diyafon sistemimiz mevcut. Buzdolabı hariç evin bütün elektriğini buradan kesip açabiliyorsunuz. Yani bu güzel, hoş bir detay olmuş. Yine antre ışıklarını kontrol etmek için priz yerleştirilmiş. İki kapılı bir portmantomuz mevcuttu arkadaşlar. Füme rengi ayna kullanılmış portmantoda. Şu detayı da dikkat çekmek istiyorum. Kulp olarak ince metal bir çubuk kullanılmış. Özellikle aynalı kapaklı, cam kapaklı portmantolarda bu güzel, şık bir detay oluyor. Hem aynanın kirlenmesini engelliyorsunuz, hem de çok fazla göze batan bir kulp gibi büyük bir aksam olmamış oluyor. Şu portmantonun içini göstermek istiyorum. Oldukça geniş tasarlanmış. Diğer tarafa geçtiğimizde salon kapımız mevcut arkadaşlar. Salonumuzda da kanatlı kapı kullanılmış. Dış kasası meşe rengi tercih edilmiş. Salondan devam edebiliriz. Salona girdiğimizde membran bir kapımız var arkadaşlar. Kapılarımızın ortasında cam detaylar kullanılmış. Şu şekilde göstereyim. Devam edelim salondan. 28 metrekare bir salon bizi karşılıyor. Salonumuzun yer zemini meşe rengi kullanılmış. Oldukça geniş, tek kanatlı bir cam bırakılmış salondan. Tavanında asma tavan uygulaması yapılmış ve led aydınlatmalar kullanılmış. Yine ahşap çıtalar kullanılarak da bir dekorasyon sağlanmış. Salonda 2 adet petek kullanılmış arkadaşlar. Biri salona girdiğimizde sol duvarın hemen cama yakın olan bölümüne yerleştirilmiş. Diğeri de camın boş olan duvarına yerleştirilmiş. Salondan balkona bir adet çıkışımız da mevcut arkadaşlar. Balkona mutfaktan çıkalım. Salonda TV duvarı olarak sağ taraftaki duvar düşünülmüş arkadaşlar. Buraya uydu alıcı sistemi, priz sistemi yerleştirilmiş. Salon duvarları beyaz renkte boyanmış. Buradan devam edebiliriz. Salondan çıktığımızda arkadaşlar hemen yan tarafta mutfak bizi karşılıyor. Mutfakta da meşe rengi kasalar kullanılmış. Yine membran kapı burada da kullanılmış. Burada kullanılan membran kapıda cam kullanılmamış. Bunu da şu şekilde göstereyim sizlere. Devam edelim içeriye doğru. Mutfağımızdayız arkadaşlar. Mutfağımızın yüz ölçümü 13 metrekare olarak tasarlanmış. Kapıdan girdiğimiz andan itibaren bir buzdolabı alanı bizi karşılıyor. Örnek daireyi gezdiğimiz için arkadaşlar buzdolabı mevcut, ancak buzdolabı dahil değilmiş. Mutfak dolaplarında meşe rengi kullanılmış. Kullanılan malzemenin adı High Glass. Mutfak tezgahı Chinstone tezgah tercih edilmiş. Sevdiğimiz, artık görmeyi istediğimiz detaylardan bir tanesi burada da mevcut. Yine tezgahın belli bir kısmına kadar Chinstone malzeme devam etmiş. Onun üzerine de dolaplarda kullanılan High Glass malzeme konarak tezgah arası tamamlanmış. Dolap içlerini göstermek istiyorum. Şu şekilde raflı dolaplar yerleştirilmiş üst kapaklara. Burada yine yukarıya doğru açılıp kapanma sistemi olan stoperli bir dolabımız da mevcut. Yine burada raflı bir dolabımız var. Üçlü ankastre setimiz dahil olarak veriliyor arkadaşlar. Elektrikli bir cam ocağımız var. Yine cam bir davlumbazımız ve fırınımız var. Arçelik marka tercih edilmiş. Şu şekilde bunu da göstereyim. Burası da yine raflı bir dolap. Dolap altlarında portmantoda kullanılan alüminyum kulp kullanılmış arkadaşlar. Böyle kapattığınızda göze batmayan, incecik duran, ancak açmak için kullanmak istediğinizde
gayet işlevsel bir kup. Dediğim gibi çok şık, ben çok beğeniyorum bu kupları. Özellikle böyle ahşabın veya camın kullanıldığı, bütünselliğin bozulmaması gereken alanlarda kullanılmış olması, o eski işte kocaman kocaman kupların yerine bunların tercih edilmesi daha güzel oluyor. Siyah tercih edilmiş. Hemen ocağımızın ve fırınımızın yanında kaşıklık alanımız mevcut. Onun altında da 2 adet sürgülü sistem stoperli çekmecelerimiz mevcut. Lavabo altını göstermek istiyorum. Lavabo altında yine kapağı monte sistemde bir çöp kutusu sistemi var ve alüminyum folyo ile zemine kaplanmış. Bulaşık makinesi de dahil değilmiş arkadaşlar. Ancak ankastre taktırmak isteyenler için plakayı verebiliyorlarmış. Burada da yine raflı bir dolap alanımız var. Teka marka evye kullanılmış. Artema markada armatürler kullanılmış mutfağımızda. Mutfağımızın zeminine değinmek istiyorum arkadaşlar. Mutfağımızın zemininde 60'a 60 Çanakkale seramik kullanılmış. Açık renkler tercih edilmiş. Mermer desen kullanılmış. Mutfaktan balkona geçmek için pimapen kapı kullanılmış arkadaşlar. Şunu özellikle değinmek istiyorum. Gezdiğim evlerde de dikkat ediyorum açıkçası. Pimapenleri çift renkli yapmaya başladılar. Ben çok seviyorum bu özelliği. Daire içine gelen bölmeleri daireye uygun renklerde tercih edip dış yüzeylerini dışarısına, balkona uygun renklerde tercih edebiliyorlar. Mesela burada füme rengi tercih edilmiş. Çünkü balkon korkuluklarımızın alüminyumları da füme tercih edilmiş. Bu şekilde hem balkon içerisinde bir renk uyumu hem de daire içerisinde bir renk uyumu yakalanmış oluyor. Buradan balkonumuza geçelim. Balkonun yüz ölçümü 13 metrekare. Balkona 3 adet girişimiz var arkadaşlar. Birincisi salondan, diğeri mutfaktan, diğeri de çocuk odası veya oturma odası olarak tasarlanabilecek ikinci bir odadan. Balkon korkulukları alüminyum kullanılmış arkadaşlar korkuluklarda ve cam kullanılmış. Örnek teşkil edilebilmesi için bu örnek daireye cam balkon sistemi yaptırılmış. Balkon zemininde ahşap görünümlü seramikler kullanılmış. Balkonda diğer cepheyi görmesi için burada yine küçük bir cam yerleştirilmiş arkadaşlar. Balkon duvarları iki duvar beyaz. Tavan ve benim bulunduğum duvar antrasit olarak tercih edilmiş. Balkonu ısıtmak için tesisat balkonlara çekilmiş. İsteyen daire sahipleri peteğini takarak kullanabiliyormuş arkadaşlar. Buradan nereye geçelim? Antreye geçelim. Evet arkadaşlar, holümüze geldik. Holümüz 13 metrekare. Hol zemininde 60'a 60 Çanakkale seramik kullanılmış arkadaşlar. Hemen tavana spot aydınlatmalarla ışıklandırma yapılmış. 4 adet spot yerleştirilmiş. Antre kısmında da asma tavan uygulaması ve led aydınlatma kullanılmış. Burada genişçe bir dolap koyma alanı bırakılmış. Örnek daire olduğu için firma buraya dolap yaptırmış. Almak isteyen kişiler ücret mukabilinde kendileri de bu dolaptan temin edebiliyorlarmış. Yine mutfakta gördüğümüz high glass malzeme bu dolap kapaklarında da mevcut. Ben şöyle dolapların içlerini göstermek istiyorum fikir olması amacıyla. Genelde biz hanımların böyle dolaplar ihtiyacıdır. Yatağımızı, yorganımızı, süpürgemizi, evde kullanmadığımız eşyalarımızı depolamak için fazlaca alana ihtiyaç duyarız. Özellikle apartman dairelerinde oturan bizler buna çok fazla ihtiyacımız olabiliyor. Bu açıdan böyle alanlar kullanışlı olabilir diye düşünüyorum. Hemen onun yanında da yine bir raflı alan bırakılmış. Ayakkabılarınızı koyabilirsiniz veya depolamak istediğiniz başka bir malzemeleri koyabilirsiniz. Bu şekilde tasarlanmış. Yan tarafa doğru geçelim. Burada beyaz kapaklar kullanılmış arkadaşlar. Tabii bu siz yaptıracak olduğunuz için tercih kapak rengi, diğer detaylar sizin tercihinizde yapılabilir. Burası çamaşır makinesi alanı olarak ayrılmış. Altına çamaşır makinesi koymak için bir alan bırakılmış. Üstüne de raflar yapılmış. Deterjanlarımız vesairemizi koymak için yine bizim için işlevsel bir alan olabilir. Dediğim gibi firma bunu size sunmuyor. Siz bunları ücreti mukabilinde yapıyorsunuz. O sebeple renk vesaire seçimlerini de yapabilirsiniz. Buradan hemen balkona çıkan odamıza geçeceğiz.
3+1 evimizin ilk odasındayız arkadaşlar. 12 metrekare yüz ölçümüne sahip oda. Kullanma şeyine göre değişebilir. Oturma odası olarak da düşünülebilir. Çocuk odası olarak da düşünülebilir. Burada yine bir uydu alıcı sistemi mevcut. Duvarlar beyaz renkte boyanmış. Yerde kullanılan malzeme, salonda kullanılan malzeme ile aynı ve meşe rengi tercih edilmiş. Balkona açılan bir adet kapı sistemimiz mevcut. Hemen onun yan tarafında da peteğimiz konumlandırılmış. Holden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen sağımızda genel banyomuz mevcut. Şöyle ışığını açayım. Genel banyomuzu inceleyelim. Yüz ölçümü 4 metrekare arkadaşlar. Cam sürgülü sistem, bir duşakabin sistemi mevcut. Duşakabin sisteminin arkasına ahşap desenli fayanslar uygulanmış. Duşakabinin yan tarafına banyo dolabı yerleştirilmiş. Ayna kapaklı üst dolaplar kullanılmış. İçleri raf olarak tasarlanmış. Arteme marka armatürler kullanılmış. Mutfakta kullanılan high glass dolap kapakları burada da kullanılmış. Alt dolap da bu şekilde tasarlanmış. Yerler 60'a 60. Çanakkale seramik kullanılmış açık renkte. Vitrifiye grubumuz Vitra marka tercih edilmiş. Gömme sifon sistemi mevcut arkadaşlar. Asma klozet kullanılmış. Yerlere uyumlu fayanslar tercih edilmiş. Banyo ile ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Banyodan çıktığımızda hemen bizi karşıda çocuk odası bekliyor arkadaşlar. Çocuk odasının yüz ölçümü de 13 metrekare olarak düşünülmüş. Bakıldığında burada da bir adet camımız mevcut. Camımızın hemen altına konumlandırılmış peteğimiz mevcut arkadaşlar. Uydu alıcı sistemi bu odaya da yerleştirilmiş. Yine yerlerde kullanılan parkeler, salonda kullanılan parkelerle aynı meşe rengi tercih edilmiş. Duvarlarda pak beyaza boyanmış. Çocuk odasından çıktığımızda hemen solumuzda ebeveyn yatak odası mevcut arkadaşlar. Ebeveyn yatak odasının yüz ölçümü 15 metrekare olarak tasarlanmış. Ebeveyn yatak odasına ilk girdiğimizden itibaren hemen sağımızda bize ebeveyn duşu karşılıyor. Hemen onu inceleyelim birlikte. Ebeveyn duşu 3 metrekare olarak tasarlanmış arkadaşlar. Ebeveyn duşundaki yine diğer duşta gördüğümüz gibi burada da ahşap desenli seramikler kullanılmış. Burada akordeon kapı sistemi kullanılmış. Hemen onu göstermek istiyorum sizlere. Bu özellikle bu şekilde dar alanlar için bir alternatif olabilir. Hemen açıldığında da katlanıyor. Artıma bir duş sistemi tercih edilmiş. Vitra vitrifiye grubu tercih edilmiş. Dikey olarak konumlandırılmış bir ayna mevcut. Hemen onun altında lavabosu ve dolabı mevcut arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Burada da bir adet prizi mevcut. Yine 60-60 yer seramikleri kullanılmış. Duvarlarda da arkadaşlar seramiklere uygun fayanslar tercih edilmiş. Ebeveyn banyosunu kapatıp hemen yatak odasının diğer özelliklerini anlatmaya geçmek istiyorum. Ebeveyn banyosundan çıktığımızda arkadaşlar hemen kapının girişine peteği konumlandırılmışlar. Peteğin hemen yanında da balkona giriş çıkış için kullanılan bir camı mevcut. Yerlerde meşe rengi laminant parkeler kullanılmış. Yatak başlığı için bu duvar düşünülmüş arkadaşlar. Yatak başlığının hemen yanına yine ışık sistemini açıp kapatmak için bir priz yerleştirilmiş. 2 adet de fiş girişi mevcut. Buradan ebeveyn odasında bulunan balkonu gezelim. Ebeveyn balkonu 4 metrekare olarak düşünülmüş arkadaşlar. Yine bir cam balkon sistemi buraya da yapılmış. Ancak söylediğim gibi örnek daire gezdiğimiz için örnek olması için konmuş. Daire sahipleri kendileri yaptıracaklarmış. Bakıldığında yine tavan rengi antrasit tercih edilmiş. Duvar renkleri de beyaz tercih edilmiş. Oldukça yeterli bir balkon alanı bırakılmış. Bugün sizlerle birlikte Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık mahallesinde Flora Yapı'ya ait Flora Vita evlerinin örnek dairesini gezdik. Yüzme havuzu ve sosyal imkanları bulunan bir daireydi. Güvenlikli bir sitedeydi. Değirmenönü Cumalıkızık metro istasyonunun hemen önünde bulunuyordu projemiz.
3+1 bir daire gezdik arkadaşlar. Dairemizin toplam yüz ölçümü bir brüt 155, nitte ise 138 metrekare. Sitenin diğer özelliklerini ve firma bilgilerini açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz. Gezmemizi istediğiniz semtleri ve bölgeleri ya da gezmemizi istediğiniz projeleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunun haricinde videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşça kalın.